Allah var, iyi içiyorsun ha. Öyle öyle. İyi içerim. Belli belli, iyi içiyorsun da. Fazla içme oğlum, bu kaçıncı oldu? Çok fazla para yok üstümüzde ha. Boş ver, boş ver, hallederiz. Lan neyi hallederiz lan? Bir sürü para tuttu şimdi. Zamlardan haberin yok herhalde senin. Her şeyden haberim var. Her şey gayet uygun ve ucuz. Her şey uygun ve ucuz mu? Ulan madem öyle, bu zamlar neyin nesi? Ne zammı be kardeşim? Ortada zammam yok. Varsa da bile Allah yapıyor zaten. Allah mı yapıyor zamları? Usta ne kadar bunlar? Usta birkaç parça bir şey aldım. Hesap makinesinden ne gerek var? İki ekmek aldım. Hesabı yaz, bir gün öderiz. 100 lira kardeş. Yapma be usta. Çok değil mi? Yo. Gayet de ucuz. Torbaya koysana usta bunları. Nasıl ucuz kardeşim? 2-3 parça bir şey aldım, 120 lira tuttu. Bu mu ucuz? Tabii ki de ucuz kardeşim. Sanki ülkede ekonomik kriz varmış gibi davranıyorsunuz. Allah Allah. Yok mu? Yok tabii ki kardeşim. Maşallah maşallah. Galiba tuzun kuru senin. Yok. Ben de asgari ücretle çalışan biriyim. Milletvekili maaşı almıyorum. Allah Allah. Asgari ücretle çalışıyorsun ama halinden memnunsun öyle mi? Evet memnunum kardeşim. Krallar gibi asgari ücret alıyorum. 5500 TL. Geçirmesini bilene çok bile çok. Allah Allah çok. Ulan bu nasıl iş be? Memleket batsa bunlar yine halinden memnun. Bırak memlekete kardeşim. Bunları alıyorsun mu almıyorsun mu? Yok usta kalsın kalsın. Ben bunlar kadar rahat değilim. Merak etme kardeşim. Yakında sen de alışırsın. Ne oldu? Hani şampuan alacaktın? Niye almadın? En ucuz şampuan 50 TL olmuş be. Alsaydın işte ne olmuş? Ulan bir şampuanı 50 TL nasıl vereyim? Hem de en dandiği. İyi verme. Git o zaman sen de Arap sabunuyla yıkan. Zaten yıkanıyoruz merak etme. İyi o zaman sana saatler olsun. Merak etme yakında hepimiz Arap sabunuyla yıkanacağız. Çok yakındır. Benim için sıkıntı yok. Allah öyle istiyorsa Arap sabunuyla da yıkanırız. Peki Allah verdiği aklı kullanmanı da istiyor. Onu niye kullanmıyorsun? Nasıl yani la? Aha işte böyle. Eğer kullansaydın böyle şaşırmazdın. Hakikaten la. Biz Allah'ın verdiği akılla hareket etmiyorsak kimin verdiği akılla hareket ediyoruz acaba?